Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz, ben Melih. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta Klan Savaşı'nda karşımıza Türk rakip geldi arkadaşlar. Onlarla yaptığımız savaşı göstereceğiz. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz şu anda sağ üst köşeden çıkan kartla kolaylıkla abone olabilirsiniz. Biz ilk defa izleyen varsa da YouTube'da Clash of Clans içerikleri üretiyoruz. Köy incelemeleri, klan savaşları, klan savaşı ligleri, köy düzenleri gibi birçok videomuz ve serimiz bulunmakta. Kanalımıza göz atabilirsiniz diyorum. Arkadaşlar karşımıza gelen Türk rakibi hemen göstermek istiyorum. Fenerbahçe adlı klan geldi. Bu arada onlardan bir izin almadan bu videoyu çekiyorum. Hani umarım bir kusuruma bakmazlar. Hani zaten verirler herhalde. Yani kötü bir şey değil sonuçta. Savaş ekranımızı gösteriyoruz sadece. Onlara da bildireceğim zaten bu videoyu çektiğime dair. Arkadaşlar 72-53 Türk klanı yendik Fenerbahçe'yi. Onlarla olan savaş tekrarımızı ve sonuçlarımıza geçelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bize saldırıları 53 yıldız aldılar arkadaşlar. Çoğunlukla bir yıldız almışlar. Gördüğünüz gibi şuradan savaş etkinliklerine basacağım bir saniye. Nereden açıyorduk? Evet, şuradan. En iyi saldırılar. Biz 14 tane 3 yıldız, onlar 9 tane 3 yıldız atmış. Biz 14 tane 2 yıldız, 6 tane 2 yıldız atmışlar. Biz 2 tane 1 yıldız atmışız, onlar 14 tane 1 yıldız atmışlar. Çok fazla 1 yıldızda kalmışlar, o yüzden arkadaşlar yenildiler zaten. Ama güzel bir savaştı. İki klanın da ben emeğine sağlık diyorum. Biz 19 farkla yendik ama cidden rakibimize güzel savaştı diyebilirim. Kimsenin hakkını yemeyelim. Arkadaşlar şöyle savaş sonuçlarına baktığımızda ben 2 milyon ganimet aldım toplam. 344 de yani full olarak 30-30 girmiştik zaten. Full bütün klan TP'lerini aldık 344'te. 344 gördüğünüz gibi kazandık yani, bütün klan TP'lerini de aldık. Şimdi arkadaşlar hemen yaptığım saldırıları göstermek istiyorum. 9'a mı saldırmıştım? Yok. Ben kaça saldırmıştım ya bir tanesini? Şöyle bakalım. Evet. 11'e saldırmışım. Diğer saldırım nereydi? Evet, buraya. İlk olarak 14'ü izleyelim arkadaşlar. Güzel bir üçlük atmışım. Gördüğünüz gibi belediye binası 13 bir köy. Ama yine de güçlü bir köy. Tabii ki erken basmış. Hani bu belli oluyor. Ama tabii ki de zorlu bir köy diyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektro saldırısı yaptım. İki köşeden elektroları bıraktıktan sonra birazcık bekliyorum ki kenarları açalım biraz. Çünkü birazcık sıkıntıya sokabilir bizi elektrolar dağılırsa arkadaşlar. Klan kaleleri bu arada doluydu. Elektro vardı. Yani boş olsa daha da kolay olabilirdi arkadaşlar. Üst kısmı halledemedi oradaki elektro. Birazcık aşağı kaydığı için oraya bir tane daha elektro balon desteği attım. Orayı halledecektir zaten elektro. Şimdi bence ortadan yardırmanın tam zamanı diyebilirim arkadaşlar. Biraz daha beklemişim ama evet, oradaki kışlaya da dağılmalarını istememişim. Ondan sonra bütün elektroları, kalan elektrolarını yığmışım ve oradan büyük koruyucuyu koymuş. Orada ilk öfkeyi patlattıktan sonra rakip klan kalesi karşımıza gelmiş. Orada güdümlü balona vurmuş. O çok güzel olmuş. Şimdi büyük koruyucu özelliğine basmayacağım. Orada tekli cehennem kulesine bir tane buz gelmiş. Rakip elektro ile savaşan elektrolarımıza da bir tane öfke desteği atmışız. Bu arada belediye binası aktifleşti. Oraya bir tane daha öfke attıktan sonra bir tane daha buz atıp büyük koruyucu özelliğine basmışım. Çok güzel bir büyük koruyucu özelliği olmuş diyebilirim. Zaten köyde adam akıllı bir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayabolumuz hala yaşıyor. 4-5 tane elektromuz hala yaşıyor. 4-5 tane kaç tane? 3 tane var sanırım orada. Evet, 3 tane varmış. Bir tane öfkemiz hala duruyor arkadaşlar. Oraya da bir öfke atacak. At oraya öfkeyi. Tam ben de hatırlamıyorum da atmamışım, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar savunma kalmadı köyde. Şöyle 4x'e alalım, gerisi temizlik zaten. Güzel bir saldırı olmuş. Diğer hesaplarım, Mastemeli 3 hesabım şu anda başka klanda arkadaşlar. Yan klanım var artık. Klanımızın yan klanı var. Onu da arkadaşlar göstereceğim şimdi. Onu da hatta ben arada göstereyim. Mastermind 3 hesabından bu klana giremedim. O yüzden bu klanda olmadığım için klan savaşına da katılamadım arkadaşlar. Şöyle yan klanımızı göstereyim. Gördüğünüz gibi klanımız ikinci söz 5 seviye.
Ana klan, Runix, Dost klan, Zergen, ne bileyim, YouTube Master Mili falan yazıyor. Gördüğünüz gibi Master Mili 3 hesabım burada. Her seviyeden şu anda gelebilirsiniz arkadaşlar. Yan klanını şu anda dolduruyorum. 50 kişiye kadar, aslında 50 kişi değil, 30 kişiye falan kadar dolacak. Çünkü klan savaşı liginde hani ekstradan klan savaşı liginde ben ana klanımızdan buraya bazı arkadaşları göndermek istiyorum. Bizim klanımıza katılamayan arkadaşlara, ama belki 30 kişilik de girebiliriz yani, bilmiyorum. Şu anda çok belli değil, klan savaşı ligleri de yakın zamanda başlayacak. Ama bir ayarlama yapacağız, belki yan klanı belki de 30 kişilik başlatırız, bilmiyorum. 30 kişi çıkar mı ama emin değilim arkadaşlar. Hemen diğer saldırımıza da geçelim şöyle. 8'e mi almıştım? Yok. Bu arada Salih Salih'e de almış, çok komik olmuş. evet, 11'e saldırmışım, 2 yıldız %77 gelmiş. Yine bir belediye binası 13. Bu sefer daha güçlü bir belediye binası 13. Duvarları daha kötü ama savunmaları daha iyi diyebilirim. Bu köyde kaya saçarlar var. Evet, oradan yine köşe temizliğiyle başlamışım savaşa. Orada bu arada 2 tane hero var. Oraya bir öfke desteği atmışım tam da tahmin ettiğim gibi. Hatta oraya bir buz atsam fena olmaz, evet. Şu anda yapsam aynı saldırı yaparım yani. Evet, orayı zaten... Oo, tek atamadı lan. Vay be. 8 seviye tek atamadı. Yarı cana kadar vurdu be. Evet, 3 tane X'ye vuruyor şu an ama düşük seviye olduğu için. Belediye binası 9 seviyesi galiba onlar. Evet, buz ve öfkeyi üst tarafa da çok güzel atmışım arkadaşlar. Alt kısmı halletmişim, üst kısmı halletmişim. Şimdi tek kalan ortadan dalmak. Evet, elektrolarımı da yığmışım gördüğünüz gibi. Oraya büyük koruyucu attıktan sonra alt kısımdan kraliçeyi yürütmüşüm ve bu sefer zeplin kullanmışım gördüğünüz gibi. Ve büyük koruyucu özelliğini basmışım. Büyük koruyucu özelliğiyle zeplini korumuşum arkadaşlar. Bu arada klan kalesi çıkmış, hava patlayıcı falan fena vurmuş arkadaşlar. Ama belediye binasını alacaktır o balonlar diye düşünüyorum. Kralsınız. Gördüğünüz gibi zeplin bayağı işe yaramış. Oradaki kale saçarı da alsa güzel olacakmış ya. Klan kalesini birazcık sağlam doldurmuşlar. O yüzden biraz sıkıntıya giriyor diyebilirim. Max ejder var. Üstüne bir de bir sürü dalkavuk vardı. Ama şu hava patlayıcılara baksanıza ya, ne biçim itiyorlar. Bir biri itiyor, bir biri itiyor. Allah'ım ya, ben sinir oldum lan. Bak bak bak. Oo, üstteki niye itmiyor? Ha, bir daha itti yine. Heh, sen de it, sen de it. Heh. Lan şuna bak lan, iki yandan itiyor. Onlar olmasa belki de 3 gelir miymiş? Gelirmiş ya belki de. Çok fazla bina kalmamış zaten. Şu anda üst tarafta birazcık sıkıntı. Baksana şu hala itiyor ya. Allah Allah. Vallahi sinir oldum ha ona. Patlasaydı keşke onlar. Belki de gelecekti 3 ya. Tüh. Evet, gördüğünüz gibi 2 tane elektron, 1 tane buzum kalmış. Oradaki elektron hakkın rahmetine kavuştu. Büyük koruyucumun da az canı kaldı. Okçu kulesi sal oğlum, büyük koruyucuyu bakayım. Evet, büyük koruyucumuz ve 1 tane elektronumuz duruyor. Şuraya da 2x alalım arkadaşlar. Hatta 4x alalım. Bu kadar zaten. Bir tane elektro da çok fazla bir şey yapamaz orada, tekli cehennem kulesi varken. Bu kadar arkadaşlar, gördüğünüz gibi %77. Az bir savunma kaldı ama hani güçlü savunma. Bir tane tekli cehennem, iki tane hava savunması, 3-4 tane de okçu kulesi vardı. Baya güçlü savunmalar kaldı diyebilirim arkadaşlar. Hemen sizinle birlikte şurada da bir üçlük varmış. En üstteki üçlüğü izletecektim. Salih atmış en üstteki üçlüğü de. Salih değil, Koray aslında. Evet, gördüğünüz gibi ne saldırısı? Ejder. Bu ne biçim ordu lan? arkadaşlar, Koray her şeyden basmış birazcık. Karışık var mı abi, yüklenmiş resmen. Değil mi? Üçlük atması iyi ya, bilmiyorum. Ordu bana çok böyle karışık geldi. Yani böyle yapmanızı pek tavsiye etmem. Ama Koray iyi saldırdığı için yani yapabilir. Ama cidden karışık olur. Eliniz hanginize gideceğini karar veremezsiniz arkadaşlar. Her bütün şeylerden almayın o yüzden bence. Ama Koray sen alabilirsin kanka, sen biliyorsun işi. Evet, gördüğünüz gibi klan kalesini halletmiş, barbar kralı halletmiş ve şu anda balonları yığdı oraya. Balonlar orada çok iş yapamaz ama ya, bayağı yıktılar ha. Evet, okçukule o dörtlü şeyi yıktılar arkadaşlar. Üst taraftan da bir bebek ezler geldi. Okçu kraliçe içeri doğru giriyor. O şeye duvar ikici atarsa güzel olur, aynen. Evet, orayı yıktı. Şimdi dalkavuklar geldi. Dalkavuklar pek bir şey yapamayacaklar. Orada destek için attı sanırım. Bir tane öfke gelir birazdan. Evet, tomruk fırlatıcı attı. Bu arada golem kraldı, çok güzel. Şöyle 2x alalım arkadaşlar. Çok da uzun olmasın video, gördüğünüz gibi. Ejderleri oradan yığdı. Tomruk fırlatıcı hala yürüyor. Bak,
hem hava hem kara saldırısı yapmak büyük risktir. Ama cidden 3 yıldızı ulaşması beni çok mutlu etti. Klan Kalesi'nden Max Electro ve 2 tane balon çıktı. Balonlar Max değil, 7. seviye. Evet, Electro orayı halletti arkadaşlar. Bir tane zehir attı oraya ama zehir çöpe gitti. Zehir işe yaramadı. Keşke Klan Kalesi'ni atsaydı. Şu anda sadece kraliçesi kaldı ama kraliçesinin özelliği ve öfkesi duruyor arkadaşlar. O yüzden öfke gitti. Şu an bir sürü bina kaldı ama kraliçesinin özelliği ve arkasında bir sürü şifacısı var. Gördüğünüz gibi çok böyle hani ordusu yoktu. 6 tane ejderi falan vardı. Ama 3 yıldızı ulaşmış. Cidden kraliçeyi çok iyi kullanmış diyebilirim arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, savaşımız bu şekildeydi. 72-53 Türk klanı Fenerbahçe'yi de tebrik ederiz. Güzel bir savaştı, biz zevk aldık. Siz de zevk aldıysanız çok mutlu bize. Ne mutlu bize. Takımımızda düşman takım şöyle ufak şeyleri de gösterelim. Savaş etkinlikleri falan filan. Şuralara da bak, yok burada bir şey yok. Gösterecek bir şey arayayım da rakip klanı göstereyim ben de. Şöyle. Fenerbahçe klanı da bu şekilde arkadaşlar. Daha da gösterecek bir şey yok sanırım. Güzel bir savaşta iki klanın da eline emeğine sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.